Merhaba, yeni bir bitenler videosu ile karşınızdayım. En son bitenlerimi sanıyorum Aralık ayında çekmiştim. O günden bugüne bitenlerim bu şekilde biriktiler. Biraz makyaj ürünü var, biraz saç ürünü var, biraz yüz ürünü var. Birkaç tane de atacağım ürün var. Onların da sebepleriyle birlikte sizlere neler olduğunu göstereceğim. Dilerseniz hep birlikte bitenlerime başlayalım. Ben normalde bitenler videolarımda saçla ilgili şampuan ve saç kremini göstermiyorum. Çünkü çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama son zamanlarda bana çok fazla soru geliyor. Hangi şampuanı kullanıyorsun diye. Ki ben birkaç tane videomda bundan bahsetmiştim. Hangi şampuanları kullandığımı. Çok eskiden yapmış olduğum bir saç rutinimde özellikle zaten bahsetmiştim. Ama tabii ki herkes oturup da geriye dönüp o videoları izlemek zorunda değil. Ben de bu yüzden bu bitenlerimi de göstermek istedim. Ki bir muamma olan, benden çok istenen saç rutini, yenilenmiş saç rutini videosu çok yakın bir zamanda gelecek. Orada bütün soruları yanıtlayacağım. Ama istedim ki burada da bu ürünleri göstereyim hazır bitmişken. Belki sorunuza cevap olur hangi şampuanı kullandığıma dair. Bu arada saçla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Saçın boya mı diye çok soru geliyor. Hayır, saçım boya değil. Saçım tamamen kendi rengim. Ben saçlarımı kestirdim. Yaklaşık 1,5 ay oldu. Şöyle kalkarsam. Şuralarımda. Eskiden çok uzundu. Ve beni çok zorlamaya başladı. Artık hiçbir model yapamıyordum ve kullanımı çok daha rahat, pratik olan bir model tercih ettim. Kestirmeden önce uçlarında ombre vardı. Aslında biraz da onların da gitmesini istediğim için kestirdim. Çok da iyi oldu. Saçlarım kendi renginde. Oldukça mutluyum. Bunu da burada cevaplamış olayım. Çünkü hangi boyayı kullanıyorsun diye çok soru alıyorum. Numarası ve ismi nedir diye. Saçlarım boya değil, bu yüzden herhangi bir İsim veremeyeceğim. Çok uzattım biliyorum. Bu yüzden de bana çok kızıyorsunuz ama video çekmenin de bir amacı konuşmak değil midir? Öncelikle şampuanımdan bahsedeyim. Benim çok uzun yıllardır, 4-5 yıldır aralıksız değiştirmediğim şampuanım Pantene'in Aqualight serisinin bu şampuanı. Diyorlar ki işte 6 ayda bir saç şampuanınızı... Saç şampuanı ne ya? Şampuanınızı değiştirin, işte saç derisine zarardır falan filan. Ben değiştirmiyorum ve benim konuşamıyorum, çok özür dilerim. Ve benim saçlarımda herhangi bir reaksiyona yol açmıyor. Bu yüzden de zaten değiştirmeyi tercih etmiyorum. Ben çok memnunum. Saçlarımı ağırlaştırmıyor. Yağlandırmasını oldukça geciktiriyor. Onun dışında bir canlılık veriyor. Bunlar benim için yeterli kriterler zaten şampuanda. Şampuanlardan ve saç kremlerinden benim çok büyük bir beklentim yok açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Yani bir şampuanın mucizeler yaratabileceğini düşünmüyorum. Hangi şampuan olursa olsun. Ben o yüzden benim için yeterli olan Pantene'in Aqualight'ını yıllardır çok severek kullanıyorum. Yine aynı serinin saç kremini de çok severek kullanıyorum. Bunu sadece şu kadar saç uçlarıma kullanıyorum. Çünkü benim saçlarım çok karışan saç tipinden değil. Ve buralara saç kremi sürdüğüm zaman da yani 2 günde yağlanıyorsa o günün akşamında yağlanıyor. O yüzden hiç gerek yok. Buralar zaten çok kolay açılıyor. Tarak olarak da Tangle Teaser'ı kullanıyorum bu arada. Onunla birlikte çok kolay bir şekilde açılıyor. Dediğim gibi uçları uyguluyorum sadece. Bu yüzden saç kremini bitirmem biraz daha uzun zaman alıyor. Yani 3 şampuan bitiriyorsam 1 tane saç kremi ancak bitiriyorum. İkisini de dediğim gibi 4-5 yıldır severek kullanıyorum. Saçtan gitmişken devam edelim. Bu da Mark Hill'in Big Night Out kuru şampuanı. Ben bu kuru şampuanı çok severek kullanıyorum. Kullandım ya da kullanmaya çalıştım. Daha güzel bir cümle olur bence. Neden kullanmaya çalıştım? Çünkü çok çabuk bitti. Bunun da bir nedeni buradan bir hava kaçırıyor olmasıydı. Bir kere sıktım saçlarımı. Onun kapağını kapattım, koydum. Aradan biraz zaman geçti. Tekrar sıkmak istediğimde ve bitmişti. Yani sadece bir defa kullanabildim. Ama etkisini çok beğeniyorum. Batiste kuru şampuanına göre bence bir tık daha iyi.
Fiyatları, ben buna uygun bir fiyata almıştım. O zaman indirim vardı, yarı fiyatına düşmüştü. Ben de öyle bir indirimle aldım bunu. Batiste'ye göre biraz daha iyi buluyorum açıkçası Mark Hill'ın kuru şampuanlarını. Ama dediğim gibi hava kaçırdığı için çok fazla kullanamadım. Saçımı volüm vermek istediğim zaman da kullanıyorum. Saçımın o gün çok hafif yağını almak için de kullanıyorum. Saçıma çok büyük bir beyazlık vermiyor. Gerçekten günü kurtarıcı bir kuru şampuan oluyor benim için. Bir kuru şampuan daha bitirdim. Bu çanta boyu olanı. Çantamda ne var videosunda bunu görmüştünüz. Çünkü bunu çantama atıyorum. Ne olur ne olmaz. Dışarıda belki lazım olur, olmaz. Ama çantamda dursun. Seviyorum böyle küçük boy ürünleri aynı zamanda. Ve bu da bitti. Severek kullandım bunu da. Zaten bunu en çok nerede bitirdim? İzleyenleriniz varsa yine bileceklerdir. Yaşlandırma videosunda saçıma sıkmıştım bunu. Yoğun olarak. Onların da linkini aşağıya koyarım bu arada. O yüzden çoğunlukla bittiğini söyleyebilirim. Saçlarınızı beyazlatmak istiyorsanız güzel bir ürün. Gerçekten orada eğer kuru şampuanı çok fazla kullanabilirsek sonucu ne olur o videomda görebilirsiniz. Ama çok severek kullanıyorum. Yağını oldukça güzel emiyor. Güzel de bir volüm veriyor aynı zamanda. Ve küçük olması da bence çok avantajlı. Hem çantaya atabiliyorsunuz hem de dilerseniz makyaj masasının üstünde de bulundurabiliyorsunuz. Yine bir saç ürünü. İlk defa sanıyorum hayatımda bir saç spreyi bitirdim. O da Got To Be'nin bu Too Sexy Big Volume Push Up olan saç spreyi. Ben bunu severek kullandım ve bittiği için gittim bir tane daha aldım. Şu anda onu kullanıyorum. Aynısından. Çok fazla saç spreyi kullanan bir insan değilim. Ancak saçlarımı çok gergin bir şekilde at kuyruğu yaptıysam ya da topuz yaptıysam şurada çıkan ufak bebek saçlarını yatıştırmak için kullanıyorum ben saç spreylerini. Ya da dalgalı yaptıysam saçımı maşa ile dalgasını biraz daha muhafaza etmek için hafif saçımın üzerine şöyle 30 santim uzaklıktan sıkıyorum. Onun dışında da çok kullandığım bir ürün değil. O yüzden de yaklaşık 3 yıldır bu elimdeydi. 3 yılın sonunda da şükürler olsun bitti. Bu yüzden de gurur duyuyorum. Biten saçla ilgili bir ürünüm daha var. Quick Dry Potion ismindeki saçlarınızı çabuk kurutan bu ürün. Diyelim ki saçlarınız ıslak ve acele bir yere gitmeniz gerekiyor. Yani saçlarınızı hemen kurutup evden çıkmanız gerekiyor. İşte bu zamanlarda bu ürün gerçekten kurtarıcı oluyor. Haftanın 4-5 günü spora gittiğim için her gün yıkanıyorum orada. Ve burası soğuk bir ülke olduğu için hasta olmak istemiyorum. Bu yüzden de saçlarımı kurutmam gerekiyor ama saçlarımı çok fazla ısıya maruz bırakmak istemiyorum açıkçası. Hemen hemen her gün saçlarımı yıkadığım için o ısıdan olabildiğince az etkilensin istiyorum. Bu yüzden de bu ürün benim kurtarıcım oldu. Bu çift fazlı bir üründü. Çalkalayıp kullanıyorsunuz. Ve bu sanıyorum sadece kuaförlerde satılıyor burada. Onun dışında herhangi bir yerde görmedim çünkü. Birazcık fiyatı pahalı bir ürün bu. Saçlarımı ıslak banyodan çıktıktan sonra havluyla nemini alıyorum. Islaklığını alıyorum daha doğrusu. Üzerine bunu sıkıyorum ve tarıyorum. Daha sonra da kurutuyorum. 5 dakikada kurutuyorsam 2,5-3 dakikada saçlarım hemen kuruyor. Ve saçlarında hiçbir katılık, işte böyle herhangi bir kimyasal madde olduğu kesinlikle belli değil. Hiçbir şekilde olmuyor. Saçlarım yumuşacık oluyor. Mis gibi kokuyor aynı zamanda. Çünkü çok çok güzel bir kokusu var. Şu anda ben bunun başka bir markanın ürünü aldım. O da Got To Be'nin yine saçları çabuk kurutan bir ürünü. Ondan da çok memnunum ama o buna göre biraz daha saçlarımı katı yapıyor. Bu hiçbir şekilde yapmıyordu. Ama en azından o da içini görüyor. Saçlarımı çabuk kurutuyor. Sırada bir yüz ürünü var. Bu da Garnier'in makyaj temizleme suyu. Bunu da bitirdim. Daha önce de bitenlerini de görmüştünüz. Çünkü severek kullanıyorum. Hatta Garnier'le Bioderma'yı karşılaştırdığım bir videom da var. Onun da linkini aşağıya açıklamalar kısmına koyarım. Bence hiçbir farkları yok. Hatta fiyat bakımından Garnier çok 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 daha uygun. Aynı işlemi görüyor bence. Ve oldukça da uzun bir şekilde gidiyor. Bu arada yeni gördüm. Bilmiyorum Türkiye'de var mı ama bu Garnier'in aynısının küçük boyu çıkmış. Çok güzel.
Özellikle tatile giderken tam çantaya atmalık. Bence çok güzel. Bilmiyorum Türkiye'de var mı ama ondan alacağım bir tane de. Onu da dediğim gibi Türkiye'ye gelirken çantama atacağım. Artık bitenlerimin aşina olduğunuz ilk yüzlerinden L'Oreal'in Skin Perfection serisinin bu yüz temizleme jellerinden çok çok bitiriyorum. Hatta şu andaki de bitti. Yani bitmek üzere bir kullanımlık var içinde yukarıda. Ama onu getirmedim. Çok severek kullanıyorum. Bundan daha önce defalarca bahsettiğim için bitenlerimde çok uzun bahsetmeyeceğim. Sadece benim kullandığım normalden karmaya dönük ciltler için ki benim cildim kuru. Ama bana bu iyi geliyor. Bu yüzden bunu kullanıyorum. Bunun sanırım bir de pembe olan, kuru ciltler için olan bir serisi var. Ama ben bu yeşil olandan çok çok memnunum. Hiç cildimde ne bir sivilce, ne bir kızarıklık, ne bir iritasyona asla yol açmıyor. Bu yüzden çok seviyorum ve aynı zamanda içinde sabun olmadığı için de cildimi yıkadıktan sonra gergin bir his bırakmıyor. Hemen koşup nemlendirme ihtiyacı hissetmiyorum. O yüzden de bunu çok çok severek kullanıyorum. Bunları bitirmedim tabii ki. Bunların hepsi fondöten, BB krem. Bunları bitirmedim ama bunlar artık benimle yolculuğunu tamamlamış arkadaşlar. Ve çöpe gidecekler. Çünkü çok çok uzun zamandır benimle birlikteler. Bu L'Oreal'in CC kremi. Zaten benim tenimle hiç alakası olmayan bir renk. Ne akla hizmet aldığımı hatırlamıyorum. Ve yaklaşık 3 yıldır benimle birlikte. Şöyle bakıyorum. 12 ay ömrü var. Benim 3 yıldır benimle birlikte olduğu için zaten ben bunu yüzüme sürsem herhalde mutlaka bir problemi yol açar diye düşünüyorum. Bu yüzden kesinlikle atıyorum. Rimmel London'ın Stay Matte fondöteni. Yüz Ivory rengi benimkisi. Bu da 2,5 yıldır falan benimle. 18 ayda kullanım ömrü varmış. Bu da benim cildime koyu geliyordu. Yani anlamıyorum niye koyu rengi alırsın? Niye? Çok kızıyorum kendime. Bu da benimle yolculuğunu tamamlayanlar. Arasında Olay'ın BB kremi. Bu da sanırım hemen 2,5-3 yıldır çekmecemde duran ürünler arasında ve 12 ay kullanım ömrü olduğu yazıyor. Bu da benim cildime bir tık koyu geliyordu ama kullandığım süre içerisinde sevdiğim bir ürün olmuştu. Ve BB krem olduğu için de örtücülüğü çok hafifti. Yani renkli nemlendirici adı üstünde cildime güzel bir tazelik katıyor. Zaten kullandığım fondöten sayısını artık çok çok aza indirdim. Bir fiil kullandığım elimde 2 tane fondötenim var. Hatta 3 tane fondötenim var. Bir tane de BB kremim var. Onun dışında da artık herhangi bir yüz ürünü almayı düşünmüyorum. Zaten artık yaz geliyor. Yazın çok çok hafif, işte Face and Body gibi ya da BB krem gibi çok hafif ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Özellikle yazın. Onun dışında da çok fazla fondöten kullanmak artık istemiyorum. Özellikle böyle vakti geçmiş ürünleri de hemen elimden çıkartmak istiyorum. 17 markasının Miracle Matte fondöteni. Bu da 3 yıldır benimle birlikte olan fondötenlerden. Bunu da kullandığım süre içerisinde çok sevmiştim. Mat bir efekt veriyor yüze. Bu arada aynı zamanda Rimmel London'ın Stay Matte'i de mat bir efekt veriyordu. Cildinizde 16 saat kaldığını vaat ediyordu. Ki ben hiçbir ürünü o kadar saat cildinde tutmuyorum. Temizliyorum ama tuttuğum süre içerisinde de gerçekten de kalan bir üründü. Bu arada rengi tam benim rengimle uygundu. En açık rengi olması lazım. Evet, porselen rengi. Bunu bayağı kullandım hatta. Boşluklarını görüyorum. Yani şuralarda falandır. Çok fazla içinde de yok. Ama artık dediğim gibi bunu da atma vakti geldi. 24 aymış bunun da süresi. Yani 2 sene. Benim dediğim gibi elimde 3 sene rahat rahat doldu. O yüzden de artık gidiyor. Ve bir bitirdiğim fondöten. Yaşasın. Çok mutlu oluyorum fondöten bitirdiğimde. Sizde de böyle oluyor mu bilmiyorum ama ben çok çok mutlu oluyorum. Hele ki sevdiğim fondötenleri bitiriyorsam ayrıca çok mutlu oluyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Yine Rimmel London'ın Match Perfection serisinin 010 Light Porselen rengi. Bendeki çok 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 severek kullanıyorum. Bugün de yüzümde bu var çünkü açıkta kullanıyorum. Hatta o da şöyle şuralara indi bile. Genelde bunu ne zaman sürsem ya videoda ya fotoğraflarda, Instagram'da falan mutlaka yorum alıyorum. Yüzün çok canlı görünüyor. Ne kullandın diye. Pembe alt tonlu bir fondöten kendisi. Bence drugstore fondötenleri arasında en güzel, istisnasız en güzel fondötenlerden bir tanesi kesinlikle bu. Kullanımdan kalkmadığı sürece ben kullanmaya devam edeceğim. Ve son ürünüm Essence'ın ya da Essence'in Eyeliner kalemi.
keçe uçlu bir kalem. Bunu da çok ama çok seviyorum. Suya dayanıklı bir eyeliner. Hatta şu anda da bir tane kullanıyorum. Yeni aldım. Hiçbir şekilde akma yapmıyor. Sürümü çok kolay oluyor. Özellikle kuyruk vermek istediğim zaman çok rahat bir şekilde verebiliyorum. Özellikle benim şu göz altlarıma birkaç saat sonra mutlaka eyelinerlar düşer. Yani şu kirpik diplerimde siyahlık oluşur. Ama bunu sürdüğüm zaman böyle bir sorunla karşılaşmıyorum. Böyle keçe uçlu, yani ucu da oldukça uzun, öyle kısa değil, sivri bir kuyrukta verebiliyorsunuz bu yüzden. Uygun fiyatlı bir eyeliner arıyorsanız ve kalem şeklinde arıyorsanız bence buna bir şans verebilirsiniz. Ben oldukça memnunum. Ve benim son zamanlarda bitenlerim bu şekildeydi. Siz neler bitirdiniz? Benle birlikte aynı sizin de bitirdiğiniz ürünleriniz var mı? Varsa neler? Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Onun dışında istek videolarınız varsa yine yorum olarak yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Linkleri aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.